Teknopat'tan herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Intel Unison uygulamasını inceleyeceğiz ve bir mobil cihaz bağlayarak dosya transferi, çağrı yapma gibi işlemler gerçekleştireceğiz. Peki Intel Unison nedir? Birazcık bundan bahsedelim. Windows ya da Android gibi işletim sistemleri kullanan kullanıcıların işini kolaylaştırabilecek bir uygulama Unison. Çoğu işletim sistemiyle uyumlu çalışan Intel Unison yazılımı aracılığıyla kişisel bilgisayarınızla akıllı cihazlarınız arasında bağlantı sağlayarak dosya aktarmak, medya göndermek, galeriye erişmek gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor ve bunları çok daha kolay hale getiriyor. Apple tarafındaki AirDrop özelliğinin platformlar arası versiyonu olduğunu da aynı zamanda söyleyebiliriz. Peki Intel Unison nasıl kurulur? İsterseniz adım adım ilerleyelim. Elimizdeki cihaz bir Windows cihaz. Bu bağlamda kurulumu Microsoft Store üzerinden gerçekleştireceğiz. Ancak Store'a direkt olarak Intel Unis'in yazarak uygulamayı bulamıyoruz. Bunun yerine Google'dan aratarak ulaşmamız gerekiyor. Google'da Intel Unis'in aramasını yaptıktan sonra Enter'a basıyoruz ve ilk seçeneğe tıklıyoruz. Akabinde Store uygulamasından edin düğmesine tıklıyoruz ve burada Chrome bir uyarı veriyor. Microsoft Store adlı uygulamayı aça basarak bu uyarıyı da es geçiyoruz. Ve az önce Store'da bulamadığımız uygulama şu anda bütün ihtişamıyla karşımızda. Yükle diyerek indirmeyi başlatıyoruz. Yükleme tamamlandı. Aç diyerek uygulamayı çalıştıralım. Şartları ve gizlilik politikalarını kabul etmek durumundayız. Devam ediyoruz. Biz bu uygulamanın gelişmesini istiyoruz. Bu bağlamda izin vere tıklıyoruz. Ve karşımıza bir QR kod çıktı. Bu QR kodu akıllı cihazla okutarak bağlantıyı gerçekleştirelim isterseniz. Kullanacağımız cihaz bir iPhone 14 Pro Max. Bu bağlamda App Store üzerinden Intel Unison uygulamasını önceden edindik. Eğer bir Android telefonla eşlemek isterseniz Android 9 ve üzeri bir sürüm olması kaydıyla Unison Android ile de uyumlu çalışıyor. QR kodu okuttuktan sonra ekranda 8 haneli bir kod çıkıyor. Bu kodun telefondakiyle aynı olduğundan emin olduktan sonra onaylıyoruz ve devam ediyoruz. Telefon üzerinde çeşitli onaylar yapmamızı isteyecek Unison burada. Bluetooth, kişiler ve e, galeriye erişim talebi gibi. Bunlara da onay verdikten sonra iki cihazı bağlama işlemimiz tamamlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi çeşitli seçenekler mevcut. İsterseniz dosyaları aktar diyerek başlayabiliriz. Gördüğünüz ekranda herhangi bir dizinde bulunan dosyayı sürükleyerek Unison penceresine bıraktığımızda bilgisayardan telefona aktarım başlıyor ve kısa bir süre içerisinde gönderilen dosyayı mobil cihazınızda görüntüleyebiliyor ve açabiliyorsunuz. Bunun tam tersini de yapmak mümkün. Telefondan da bir dosyayı bilgisayara aktarabiliyorsunuz. Galeri sekmesinden de kısaca bahsetmek gerekirse, galerinizdeki fotoğrafları güncel bir şekilde yönetim üzerinden görüntüleyebiliyor, istediğiniz fotoğrafları indirebiliyorsunuz. Mesajlar kısmına gelelim. Bu tarafta bilgisayarın üzerindeki bluetooth'un telefondaki mesajlara erişim izni olması gerekiyor. Bu bağlamda gösterilen talimatları yerine getiriyoruz. Ve telefon rehberi karşımıza çıktı. Rehber içerisinden dilediğiniz kişiyi seçerek mesaj gönderebilirsiniz. Arama sekmesi de benzer bir tasarıma sahip. Sol taraftaki rehberden istediğiniz kişiyi seçerek arayabilir ya da elle bir numara girerek çağrı gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik bu çağrı esnasında telefonu kendinize yakın tutmanız gerek yok zira bu işlem bilgisayardan gerçekleşiyor ve bilgisayarın bilgisayarınıza takılı olan veya dahili olan mikrofonu kullanıyor. Yani sanki bir Skype görüşmesiymiş gibi arayüz bakımından telefondan bağımsız çalışan bir deneyim sağladığını söyleyebiliriz. Son olarak bildirimler sekmesine gelelim. Bu kısımda da telefonunuzda anlık olarak birikmiş tüm bildirimleri görmek mümkün. İşleriniz bittiğinde mobil cihazınızla bilgisayar arasındaki bağlantıyı kesmek isterseniz eğer ayarlara giriyorsunuz ve ardından mobil cihazınızın yanındaki bu cihazı unut seçeneğine tıklayıp bağlantıyı tümüyle kesebiliyorsunuz. Evet, bugün sizlerle birlikte Intel Unison uygulamasına yakından baktık. Kafanıza takılan şeyleri yorumlar kısmında belirtebilir ve bu video gibi içerikleri desteklemek için videoyu beğenebilir. Teknopat YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.